8. adıma geldik. Manzum hikaye ile başlayacak. Önce sistemimize girişimizi yapalım. 9. sınıf edebiyat. Hemen sayfamıza gidelim. Evet, manzum hikaye ile başlıyoruz arkadaşlar. Manzum hikaye önce başlığıyla dikkat etmemiz gereken bir durum. Manzum şiir şeklinde demek. Hikaye de bildiğimiz hikaye. Yani düz yazıyla yazılan hikayeyi burada şiir şeklinde oluşturmuşlar. Hikayenin şiir halinde formatı dersek daha doğru olur. Tarih içinde şekillenen birçok türün özellikle de şiir ve hikayenin farklı yapılarda bir araya geldiği görülür. Bu türler arasında en bilinenleri epope yani destan, mensur şiir ve manzum hikayedir. Yalnız bu türler arasında özellikleri açısından birbirlerine çok yakın olanlar olduğu gibi şiirden daha çok nesre yakın duranları da vardır. Mensur şiir ve manzum hikaye. Bu ikisi arasındaki farkı bileceğiz arkadaşlar. Mensur düz yazı demek. Şiirin düz yazı şekilde yazılması. Manzum hikaye ise az önce söyledim. Hikayenin şiir şeklinde yazılması diyebiliriz. Mensur şiirde şiirsel unsurlar düz yazı içerisinde ancak verilebiliyor ki seciler yer alır bunda. Düz yazı içindeki uyak demek. Manzum hikayede de şiir formatının içerisine olay örgüsü, kahramanların falan girmesi söz konusu. Ki hem mensur şiir hem de manzum hikaye özellikle Servet-i Fünun edebiyatı döneminde karşımıza çıkmıştır. Ve manzum hikayenin en önemli iki ismi Tevfik Fikret de Mehmet Akif'tir diyebiliriz. Manzum hikayeyi şiirden ayıran birçok özellik vardır. Bunlara dikkat edelim çünkü bunlar soru olarak gelebilir. Manzum hikaye ile şiir arasındaki fark nedir? Her ikisi de şiir formatında yazılıyor ama temel farkları neler? Manzum hikayelerde bir olay örgüsü mutlaka bulunur. Olay örgüsünün yanında zaman, mekan, kahramanlar gibi unsurlar vardır ki bu şiirlerde yoktur. Bu tür metinlere şiir değil de manzume denilmiştir. Çünkü şiirde kahraman, mekan unsurları, olay örgüsü gibi unsurlar yoktur. Manzum hikayelerin ya her dizesi ya da birbirini takip eden iki veya üç dizesi birer cümle niteliğindedir. Eğer cümle bir mısrada bitmiyorsa alt mısralarda bitirilir. Şiirde böyle bir şey yoktur. Bir konu bütünlüğü olacak, iki üç dize birbirini tamamlayacak diye bir kural söz konusu değil. Manzum hikayelerin çok büyük oranda bu özelliğe sahip olması, dizelerin yan yana yazılması halinde bir nesir metniyle karşılaşacağımızı gösterir. Yani manzum hikayelerde dizeleri yan yana yazarsak bir paragraf oluşturabiliriz ve bu çok da sıkıntı verecek bir durum olmaz. Çok kopukluk da olmaz. Yani manzum hikayeler şiire göre düz yazıya daha rahat çevrilebilen türlerdir diyebiliriz. Sağ sütunda Mehmet Akif Ersoy'un Selma adlı manzum hikayesi bulunmakta. Siz bunu okursunuz. Verilen örneğe göre değerlendirilmiş şairin diyalogları kullanması, betimlemeyi kullanması, tahlil tekniklerini kullanması gibi unsurlar var. Hayatın içinden olaylar alınmış bir de manzum hikayelerde unutulmaması gereken önemli unsurlardan biri, kıssadan hisse çıkarılması durumu söz konusudur. Buna da dikkat etmekte yarar var. Şair bazı mesajlarını geleneksel hikayelerde örneklerine sıkça rastlanan sembolik anlatılar üzerinden verir. Manzum hikayelerdeki nefse, ferde yönelik mesajların sınırlarını genişleterek sosyal ve siyasi mesajlar içeren söylemler de bulunur. Kuvvetli dramatizasyonu ile hikayeyi adeta tiyatroya yaklaştırır. Bütün bu özellikler metnin nesre yaklaşmasına işaretler olarak görülebilir. O halde manzum hikayede ne dedik? Şiir formatında yazılır, dizeler vardır, kafiyeler vardır. Ölçü kısmen kullanılabilir. Ama bunun dışında düz yazıya has olan olay örgüsünün bulunması, kahraman, mekan, zaman gibi unsurların bulunması, yine kıssadan hisse çıkarılıp bir ders vermeye çalışılması manzum hikayenin şiirden ayrılan taraflardır diyebiliriz. Bir diğer husus da şiire göre manzum hikayenin düz yazıya daha rahat çevrilebilir olması. Bu parça şiir formunda oluşturmak istenirse oluşacak yapı hangisiyle adlandırılabilir? Parçaya baktığımızda hani bir sevgilim vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş, çocukları olmuş. Bir kız, bir oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim. Bildiğin gibi. Ağlıyordu. Mesutmuş. Kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik, sana selam söyledi. Bu yanılmıyorsam Behçet Necati Gil'e ait dizeler arkadaşlar.
Burada bir olay akışı söz konusu, kahramanların diyalogları söz konusu ve genelde özellikle yüklemlere baktığımızda kafiyeli, uyaklı bir söyleyiş söz konusu. Tüm bu özellikler manzum hikayeyi göstermekte. O nedenle cevabımız B seçeneği. Gelelim hikayeye. Hikayeye yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan kısa hacimli türlerdir. Burada okuyucuya yaşamdan bir kesit de sunulabilir. Hayal ürünü olan olayların bulunduğu bir metinde olabilir. Öykünün ögeleri yani unsurlarına bakacak olursak, ögeler şunlar arkadaşlar. Kişiler, olay, yer ve zaman. Siz bunu daha önceki yıllarda hikaye haritası şeklinde de görmüştünüz. Kahraman, zaman, mekan gibi. Öyküde olay planı 3 bölümdür. Serim, düğüm, çözüm şeklindedir. Serim, öykü kahramanlarının olayın, mekanın kısaca anlatıldığı bölümdür. Ki zaten az sayfası olduğu için genelde uzun bir anlatı tercih edilmez. Serim, düğüm, öykünün gelişme paragraflarıdır. Betimlemeler, duygular, duygu çatışmaları, çözümlemeler buradadır arkadaşlar. Öyküdeki bütün olayların gelişimi düğümde gösterilir. Çözümde ise artık gelişme bölümünde merak unsurlarıyla geliştirilen olayların bir sonuca bağlanma durumu söz konusudur diyebiliriz. Burada öykünün yapısından ziyade biraz da ilklerine dikkat etmekte yarar var. Dünya edebiyatındaki ilk öykü, Boccaccio'nun yazdığı Decameron öyküleri olarak karşımıza çıkan eserdir. Türk edebiyatındaki ilk öykü ise Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif-i Rivayet adlı eserdir. Yalnız Ahmet Mithat Efendi'nin bu eseri biraz eski Türk edebiyatından izler taşımakta olduğu için modern anlamda ilk öykü Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri kabul edilmektedir. Öykü türlerine bakacak olursak genelde ikiye ayrılır. Klasik öykü yani olay öykücülüğü bir de modern öykü var. Buna da durum kesit hikayeciliği de denir. Bunların özelliklerine bakalım. Önce olay hikayesi. Gerçek veya gerçekleşmesi mümkün bir olay çevresinde gelişen kişi, zaman ve mekan unsurlarının bir plan çerçevesinde verildiği öykü türüdür. Burada en önemli husus bir olayın gerçekleşmesi arkadaşlar. Zaten olay hikayeciliği denmesinin sebebi bu. Merak uyandıran bir olay mutlaka olacak. Bu tür öykünün öncüsü Maupassant'tır. Bu nedenle Maupassant tarzı hikayecilikle denir. Biz de olay hikayeciliğiyle yani Maupassant tarzı hikayeciliğiyle Ömer Seyfettin başta olmak üzere Refik Halit, Sabahattin Ali gibi isimler vardır. Bazen Yakup Kadri'nin Halit Edip'in birkaç hikayesinde olay hikayesi olarak gösteren kaynaklar bulunmakta. Ve olay hikayelerinde genelde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri mutlaka bulunur ve bu hikayeler şaşırtıcı bir sonla biter. Okuyucu büyük bir merakla ve büyük bir keyifle bu hikayeleri okur. Modern öyküye geldiğimizde ise ki diğer adı bunun durum hikayesi ya da kesit hikayesidir. Bu öykü türünün kurucusu Anton Çehov'dur, Rus sanatçı. Bu tür hikayelerde olay yoktur arkadaşlar. Yaşamın sadece bir kesiti alınır. 2-3 sayfa içerisinde anlatılır. İlgi çekici bir olay olmadığı için bazen yer yer sıkıcı metinlerde karşımıza çıkabilir. Ama hangi yazarın hikayesini okuyorsanız o topluma ait izleri bir belgesel niteliğinde görebilirsiniz durum hikayelerinde. Türk edebiyatında bu türün en önemli ismi Sait Faik Abasıyanık'tır ve daha sonra Memduh Şevket Esendal bu tarzı örnekler oluşturmuştur. İkinci soruya bakalım, örnek soru. 2006 ÖSS'de çıkmış. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Acemice yazıldığını düşündüğümüz başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından olay öykücülüğünden ayrılır. Olay öykücülüğünü yaygınlaştırmaya çalışan, ki bunu yapan kişi Maupassant'tır arkadaşlar. Maupassant'la etkilenmekle birlikte kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan, bu da durum hikayesidir çünkü modern hikaye olarak değerlendirilir. Cumhuriyet döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğüne bir devrim gerçekleşmiştir. Olay hikayesinin yaygınlaşmasını sağlayan kişi Maupassant'tır arkadaşlar. Ve Türk edebiyatında da modern hikayeyi getirip klasik hikayeyi, olay hikayeciliğini yerle bir eden kişi Sait Faik Abasıyanık'tır. O nedenle cevabımız D seçeneği olacaktır.
Roman, hikayenin daha uzun ve tasvirli kısmı diyebiliriz. Daha hacimlidir hikayeye göre. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayları ayrıntılı bir şekilde ele alan yazı türüdür. Hikayedeki gibi giriş, gelişme, sonuç yani serim, düğüm, çözüm bölümleri mutlaka vardır. Kahraman, zaman, mekan unsurları bulunur. Hikayeye göre şahıs kadrosu daha geniştir. Yine zaman ve mekan daha ayrıntılı olarak verilebilir. Roman çeşitleri: tarihi roman, tarih olayları anlatır. Töre romanı, toplumun gelenek ve göreneklerini anlatır ki bizde en önemli örnek olarak Halide Edip'in Sinekli Bakkalı verilir. Psikolojik roman, kahramanların ruh tahlilleri yapılır. Mehmet Rauf bunun ilk örneğini vermiştir Eylül adlı romanıyla. Egzotik roman, uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatır. Genelde safariye giden avcılar ya da gezginler anlatılır. Tezli roman, tez bir fikri öne sürmek olduğu için tezli romanda bir görüş veya düşünceyi savunur ki en önemli ismi de bizde Yakup Kadri'dir. Polisiye roman genelde cinayi olayları ele alır diyebiliriz. Romanın ilklerine bakacak olursak, Türk Edebiyatı'nın romanla tanışması Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserle olmuştur arkadaşlar. İlk roman çevirisi Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. İlk yerli roman ise Taşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseriyle Şemsettin Sami tarafından yazılmıştır. Yine ilk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir. Sergüzeşti Ali Bey adıyla daha önce yayınlanmış ama sonra adı değiştirilmiştir. Köy konulu ilk roman Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabük adlı eserdir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eseri ilk gerçekçi yani realist romandır. Az önce bahsini yaptığımız Eylül adlı roman Mehmet Rauf tarafından yazılan ilk psikolojik roman örneğidir. Batılı anlamda ilk roman Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah adlı eseridir. Bazı kaynaklar Aşk-ı Memnu'yu da kabul edebilmekte. İlk tezli roman örneği de Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra adlı roman kabul edilmektedir. Gelelim anlatıcı ne demektir anlatmaya bağlı metinlerinde, biraz da ona bakalım. Genelde 3 değişik şekilde karşımıza çıkar anlatıcılar. Birincisi ki modern edebiyatta artık bu kullanılıyor. Birinci kişiyle anlatım. Kahraman bakış açısı denir buna. Burada anlatıcı kahramanın kendisidir. Direkt yüklemlerin yani fiillerin şahıs eklerine baktığımızda birinci tekil kişi olup olmadığını anlarız. Gittim, baktım, çıktım gibi ifadeler vardır ve kahramanın bunu anlattığını şahıs ekleriyle de görebiliriz. Olayları yaşayan ve anlatan aynı kişidir. Gözlemci bakış açısı, anlatıcı konumunda kişi olayın dışında olayları gözlemleyen ve gözlemlerini aktaran konumundadır. Anlatımda gitti, baktı, çıktı şeklinde üçüncü şahıs tarafından aktarılır. Hakim yani ilahi bakış açısına gelecek olursak, anlatıcı konumunda kişi kahramanın duygularını, düşüncelerini bilir. Burası çok önemli. Olaylar üçüncü tekil kişi ağzından anlatılır. Gözlemci bakış açısında da anlatılıyordu ama gözlemci bakış açısında sadece kamera gibi veya bir kayıt cihazı gibi görüntüler ve sesler çekilir ama hiçbir yorum yapılmaz. Kahramanların iç dünyasını anlatamaz anlatıcı. O kahramanların iç dünyasına inen, onun zihninde olanları, kalbinde olanları bilen sadece hakim yani ilahi bakış açısına ait özelliktir. O halde gözlemciyle ilahi bakış açısını karıştırmamak için kahramanın iç dünyasına, zihnine girilebiliyor mu, girilemiyor mu? Eğer giriliyorsa ilahi bakış açısı, girilemiyorsa sadece gözlemci bakış açısı vardır diyeceksiniz. 2009 ÖSS'de çıkmış bir sorumuz var. Hangisi tanrısal anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir? A seçeneğine baktığımızda masadan kalktık. Kalktık dediğine göre bu birinci çoğul kişiyle çekimlenmiş. Demek ki kahraman anlatıyor. Burada kahraman anlatıcı var. Başhekim işitmiş. Geldi baktı. Başhekim babamın dediğine göre yine kahraman anlatıyor. O nedenle bu da olamaz. El sallamak güle güle diye bağırmak isterdi. Bahtınız açık olsun demek isterdi. Fakat el sallayamazdı. Bir eli bütün koluyla birlikte Kutül Amare'de bir kum tepesinde kalmıştı. Öbür eli de pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu. Dikkat ederseniz burada isterdi,
kalmıştı, tutuyordu derken hep üçüncü tekil şahsa göre çekimlenen fiiller var. Aynı zamanda kahramanın zihnen ve kalben neler hissettiğini, neleri isteyeceğini dile getirdiği için kahramanın iç dünyasına da girebilmiş. Bu özelliklerin tamamı tanrısal bakış açısının özelliğidir. Cevap bu nedenle Ceyhan olacak. Diğer seçeneklere bakalım. Konsolun üzerine bir cam fanusun altına konmuş eski usul bir saat. Sarı yaldız çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında duvarda kılıflarıyla asılmış babama ait bir çift çakmaklı tabanca duruyordu. Anahtar kelime babama sözcüğü. Demek ki kahraman kendisi anlatıyor. Benim anlamı var çünkü. Karanlık göz bebeklerime kadar ilerliyor. Burada da arkadaşlar daha ilk ifadeden kahraman bakış açısı olduğunu görebiliyoruz. Cevabımız bu nedenle C seçeneği. Birkaç tane soru çözelim ve bu adımı da bitirmiş olalım. Hemen ikinci soruya bakalım. Yukarıda sanatçıların karşılarında verilen yapıtları aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek olarak gösterebiliriz? Cervantes, Don Quixote, Namık Kemal, İntibah, Halide Edip, Sinek Bakkal. Bu özellikler Don Quixote, İntibah, Sinek Bakkal'ın roman türünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız A seçeneği. Özellikle Don Quixote, dünya edebiyatında yazılmış ilk romandır ve Cervantes tarafından oluşturulmuştur. Cervantes de İspanyol bir sanatçıdır. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda özellikleri verilen yazı türü hangisidir? Olay unsuru vardır. Geleneksel ve durum olmak üzere ikiye ayrılır. Zaten şuradan cevap çıkmakta. Dünyada ilk örneği Decameron adlı eserle verilmiştir. Romana göre daha dar hacimlidir. Bu özelliklerin tamamı öykü yani diğer adıyla hikayenin özellikleridir. Ki olay hikayesi, durum hikayesi olmak üzere ikiye ayırmıştık zaten. Altıncı soruya bakalım. Hangisinde klasik ve modern öykü yazarları bir arada verilmiştir? A seçeneğinde Sait Faik de Memduh Şevket de modern öykü yani durum hikayesidir. B'de Ömer Seyfettin klasik yani olay hikayesi. Memduh Şevket de durum hikayesi. Cevap bu nedenle bu. C'de Ömer Seyfettin olay hikayesi ama Ahmet Mithat Efendi'nin böyle bir özelliği yok. D'deki sanatçılar da yine olay ya da durum hikayeleriyle öne çıkmamış. E'de de yine Sabahattin Ali ve Ahmet Hamdi için böyle bir şey söyleyemeyiz. Cevap bu nedenle B seçeneği olarak karşımıza çıkar.